Beşiktaş'ım ve dostum Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ve değerli heyet üyelerinde Ankara'mızda, başkentimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye ve Macaristan ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ve müttefik ülke. Macaristan'la Avrupa Atlantik kurumları başta olmak üzere bölgesel ve ikili düzeyde her alanda yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Sayın Orban'ın bu ziyareti Türkiye ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923 tarihinde imzalanan dostluk anlaşmasının 90. yıl dönümüne isabet etmesi sebebiyle de anlam kazanıyor. Biraz önce geçen Şubat ayında Budapeşte'ye yaptığım ziyaret sırasında Sayın Orban'la kurulmasını arzu ettiğimiz ve orada kararlaştırdığımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ilk toplantısını bitirmiş olduk. Bu konsey toplantısı iki ülke ilişkilerinde daha ileri nasıl gidebiliriz? Daha ileri adımları nasıl yapabiliriz ve bu konuda bakanlarımızın üzerine düşen görevler nelerdir? Sivil toplum örgütlerimizin üzerine düşen görevler nelerdir? Bunları tespite yönelik adımlar. Görüşmelerimiz sırasında ikili ve çok taraflı işbirliğimizi güçlendirmek, mevcut potansiyeli her iki ülkenin çıkarına hizmet edecek şekilde değerlendirmek hususunu ele aldık. Şu anda Türkiye ile Macaristan arasında kalıcı dostluğun geliştirilmesi yönünde hükümetlerimizde karşılıklı bir azim söz konusu. İstiyoruz ki hükümetler arasındaki bu azim, bu kararlılık her iki ülkenin kamuoyları tarafından da benimsensin. Bu sayede halklarımız arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliği de mümkün mertebe geliştirilebilsin. Bu noktada ortak kültür ve eğitim faaliyetlerinin Türk ve Macar halklarının birbirini daha iyi anlamasına hizmet edecek önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ortak kültürel mirasın korunmasına atfettiğimiz ehemmiyetin altını bugünkü çalışmalarımızda da önemli çizdik. Ülkelerimizin ve Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanması bağlamında bu alandaki işbirliğine yönelik imkanları aramızda değerlendirdik. Çok iyi düzeyde seyreden siyasi ilişkilerimizin ticari, ekonomik sahada daha da somut bir şekilde ülkelerimizin ekonomisine yansımasını değerlendirdik. Değerli arkadaşlar, Macaristan ile ikili ticaret hacmimiz 2012 yılında 1,7 milyar dolar idi. Bu yıl ise şu andaki gidişe göre tahminimiz 2 milyar dolara ulaşır diye düşünüyoruz. Bu miktarın Sayın Orban'la mutabık kaldığımız 2015 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştırılması noktasındaki irade şu anda da mevcuttur ve bu konuda atmamız gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Görüşmemizde bu hususla birlikte ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesi ve gerçek potansiyelin değerlendirilmesi üzerinde de durduk. Tabii sizlerin de şahit olduğunuz gibi toplantılarımızın ardında ikili ilişkilerimizin ahdi çerçevesini çizebilme noktasında dün İstanbul'da 14 anlaşma imzalandı. Bugün burada da 15 anlaşmayı imzalamış olduk ki 2 gün içerisinde 29 anlaşma imzalanmış oldu. Ve ikili ilişkilerimizin bu çerçevede geliştirilmesi, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmasına dair ortak siyasi bildiri başta olmak üzere çeşitli alanlarda bu anlaşmalar imzalanmış oluyor. Bunlar içinde enerji, kültür, eğitim, bilim, ulaştırma, ormancılık, su işleri, çevre ve medya gibi alanlar mevcut. Tabii görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları ele alma imkanımız oldu. Kıbrıs sorunu, Suriye, Mısır, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri ele alma fırsatını bulduk. Bu bağlamda Türkiye'nin
Orta Avrupa'nın en önemli işbirliği mekanizmalarından biri olan ve Macaristan'ın halen dönem başkanlığını sürdürdüğü Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Polonya'nın da dahil olduğu Visegrad dörtlüsü denilen Visegrad grubu ile son zamanlarda başlattığı işbirliğini bizler de memnuniyetle not ettik. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci de görüşme gündemimizde yer alan bir diğer önemli konu oldu. Her zaman yanımızda olan, bize desteğini her zaman devam ettiren Macaristan'a şu anda da bu memnuniyetimi ifade ederek şükranlarımı da burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu vesileyle Macaristan'ın ülkemizin üyeliğine verdiği değerli desteğin teyidini bir kez daha tabii almak, bunu bir kez daha kendilerinin ifade etmesi bizleri ayrıca memnun etti. Macaristan ile kurulan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi, inanıyorum ki ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha ileri aşamalara taşınması için yararlı bir fırsat oluşturmuştur. Ayrıca bugün ifade etmem gereken bir konuda bu çalışmalar neticesinde Macaristan'a uygulanan vize olayını artık biz Türkiye olarak Slovakya'ya olduğu gibi Macaristan'a da kaldırıyoruz. Bunun adımını atıyoruz ve bundan sonra Macar halkının Türkiye'ye girişi çok daha rahat olacaktır. Ve bu da aramızdaki halklarımızın kaynaşmasına çok daha büyük katkıda bulunacaktır diyorum. Onun için de arkadaşlarımız yoğun bir çalışmanın içerisine girecekler. Ve bu çerçevede bizim de iş adamlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, akademisyenlerimiz, belli oranda onlar da rahatlıkla Macaristan'a gitme imkanını bulabilecekler. Bu bir önemli aşamadır ve bunu da başarılı bir süreçte devam ettireceğiz. Konsey, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin kalıcı bir biçimde güçlenmesine ve bunun yanında değerli dostumun 150 kadar Türk öğrencisine burslu Macaristan'da ev sahipliği yapabileceklerini söylediler. Biz de aynı şekilde şu anda geçen yıl itibariyle 8 öğrenciye burs vermiştik. Biz de şu anda önünü açık tutuyoruz. Aynı şekilde biz de Macar öğrencilerine ülkemizde burs verebiliriz dedik. Bunların için bu uğurda da bir adımı atmış olduk. Teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Please. Mélyen tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mai napon Magyarország egy különösen erős országgal, egy erős barátunkkal, egy erős barátjával kötött megállapodásokat. Az a tény, hogy egy éven belül második alkalommal kerül sor miniszterelnöki találkozóra, jól mutatja, hogy milyen erős kötelék fűzi a két országot egymáshoz. Başbakanlar buluşmaktadır. Jól mutatja, hogy milyen erős kötelék fűzi a két ne kadar güçlü bağların birbirine bağladığını göstermektedir bu. Nem véletlenül választottuk a látogatásunk időpontjául a mai napot. Bugünü buluşmamızın günü olarak seçmemiz boşuna değildir. 90 yıl öncesinde tam bugün írtuk alá Törökország és Magyarország közötti barátsági megállapodás. Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk anlaşmasını imzaladık. Hanımefendiler, beyefendiler. 13 évvel ezelőtt kentinize. O zamandan bu yana a két ország közötti kereskedelmi forgalom több mint 4x'ére nőtt. O zamandan bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 katına çıktı. Törökország egy gazdasági nagyhatalommá vált. Ve yıl öncesine göre Türkiye bir ekonomik dev haline geldi. Ve amacımız a világ első 10 gazdasági hatalma között akarnak lenni. Önümüzdeki yılda en güçlü ekonomik ülkeler arasında olması açısından tutkulu bir hedefleri var. Yurt dışına öğrenmek için öğrenci olarak gitmekten utanmamaları gerekmekte. Bugün birkaç şey daha öğrendim. Gördüğüm kadarıyla 8-10 yılın geçmiş olan büyük başarısı Macarlar için ders. Bu milli dayanışmayı oluşturmak ve büyük hedefleri
hedefler koymak bizim için çok güzel bir örnek oluşturmaktadır Türkiye bu kriz döneminde, ekonomik krizler döneminde bile. Sadece krizden çıkmakla değil, daha büyüme de kaydetmiştir Türkiye. Biz de her zaman şunu söylemiştik sizdir, herkesin kendi yolunu belirlemesi en iyisidir. Sayın Başbakan belirtti ki, dün ve bugün düzine anlaşma yaptık. Bizim Şubat'taki görüşmemizin amacıydı. 2013 yılını bir kırılma noktası olarak, atılım yılı olarak belirlemiştik. Bu gerçekleşti. Bu destekleri için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin dostane hislerini ifade ettiği için, bu vize muafiyetiyle Macaristan vatandaşları, Macar vatandaşlarına. Tabii ki Macaristan Avrupa Birliği vize konusunda Avrupa Birliği kurallarına uymak durumundadır, saygı duymak durumundadır. Ama olabilecek tüm imkanları kullanarak esneklikler göstermeye çalışıyoruz. İş adamları, sporcular, sanatçılar için Avrupa Birliği içinde en fazla esnekliği gösteren ülke bizim ülkemiz olduğunu düşünüyorum, Macaristan olduğunu. Bu güzel haber için de çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. Hanımefendiler, beyefendiler, ben de teyit etmek istiyorum görüşmelerimizde söylediklerimizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz. Üyelik öncesinde AB'ye Türk vatandaşlarına AB'ye vizesiz girişi sağlamak gerektiğini düşünüyoruz. Ki bu başarıları kaydettikleri için bunu fazlasıyla hak etmektedirler bu ekonomik alanda da. Sadece Macaristan'ın menfaati değil, Türkiye'nin AB'ye girmesi, üye olması, Avrupa Birliği'nin de menfaati nedir olabildiğince çabuk bir şekilde. Çünkü Avrupa Birliği çok zor ekonomik krizle mücadele etmektedir. Ve genişleme olmaksızın bunu Türkiye'nin üyeliği olmaksızın bunu aşabileceğimizi zannetmiyorum. Sadece Türkiye'ye bir an evvel üye olmasını dilemiyorum. Aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin bir an evvel üyeliğe almasını diliyorum. Macar Devleti 150 öğrenciye burs önermiştir. Bizim tarafımızdan Macar-Türk dostluğunu sadece para, ekonomi olarak değil, yüzde olarak değil, tecrübelerle, ortak tecrübelerle, ortak yıllarla, birbirimizi daha iyi tanımakla desteklemek mümkün olabilir. 150 öğrencinin gelmesiyle uzun vadede de iki halkın dostluğu daha da canlı, daha da güçlenecektir. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de değerli mevkidaşıma, dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Macaristan'dan zannediyorum basın mensubu olarak herhalde iki kişi var. Birer soru alalım dendi. Önce Macaristan'dan gelen basın mensubu arkadaşlarımdan bir tanesine bir soru imkanı verelim. Buyurun. Jó estét kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Orbán Viktor miniszterelnök úrtól szeretném kérni azt, hogy közeledve az év vége felé kérem értékelje a keleti nyitás politikájának elmúlt egy évét, illetve milyen prognózist lehet fölállítani a következő évre a keleti. Doğu açılımı olarak başlatılan bu açılımla ilgili bir yılı değerlendirir misiniz acaba? Türk dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bunun arka planını anlamaları için şöyle, 2010 seçimlerinde Macaristan yeni bir dış politika stratejisi belirledi. Önceki görevimiz Batı
kurumlarına entegre olmasıydı Macaristan'ın, NATO'ya. Bu gerçekleşti. Macar dış politikası için bir zor meydan okuma, zorluk olan, daha da günümüzde daha da güçlenen Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimiz olsun, diğer alanlardaki ilişkilerimizi güçlendirmek konusunda bir strateji belirledik. Bu stratejiye yakışır bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu ülkeler siyasi ve ekonomik alanda dünyada belirleyici ülkelerdir. Ben şunun için memnunum ki Türkiye'ye ziyaretim yılın sonuna denk geldi ve anlaşmalar imzaladık. Bir defa daha vurgulamak istiyorum. Açık olarak şunu söyleyebiliriz ki Türkiye ekonomik olarak bir büyük bir güçtür Türkiye. İlk 10 ülke içerisinde 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ülkesi içerisinde yer alacaktır. Bu geçen yıllara bakınca önümüzdeki 10 yılda nasıl gelişeceğini tahmin etmek çok kolaydır. Ve bir defa da vurgulamak istiyorum. Hem Avrupa Birliği'nin hem de bunun içerisinde Macaristan'ın Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmek çıkarımızadır ve bunu gözlemliyoruz. Dostum, Sayın Orban'ın bu gerçekten can verici ifadelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bunlar hep win-win esasına göre dayanışma içerisinde geleceğe beraber yürüyeceğiz, beraber inşallah taşıyacağız. Evet, Türk tarafından buyurun. Murat Pazarbaşı, CNN Türk Televizyonu. Efendim benim İstanbul'daki operasyonla ilgili bir sorum olacak. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptığı açıklamada sonucu sabırla bekleyeceğini söyledi hükümetin ve yine bu süreçte hükümetin sonucu sabırla bekleyeceğini söyledi ve yine bu süreçte bazı siyasi çalışmalardan da bahsetti. Bunları da zamanla sizin açıklayacağınıza dikkat çekti. Bu siyasi çalışmalar kapsamında operasyonda adı geçen bakanların istifaları gündemde mi ya da kabine revizyonuna ilişkin bir adım atılacağını biliyoruz. Bu kabine revizyonu kapsamında sizin böyle bir tasarrufunuz söz konusu mu? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, öncelikle Konya'da da açıkladığım gibi ortada tabii çok çok kirli bir operasyon söz konusu. Ben bunu değerli mevkidaşımla şu anda birçok anlaşmaların imzalandığı böyle bir toplantıda yorumlamayı arzu etmezdim. Fakat böyle bir soruyu sorduğunuz için bunu tabii cevaplamak durumundayım. Karşılıksız da bırakamam. Ama şunu bir defa bilmemiz gerekir. Biz 11 yıllık bir iktidarız. 11 yıllık iktidar içerisinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği malumdur. Ve iktidarımızın nelerle mücadele ederek buraya geldiği de malumdur. Ve bu mücadelelerde atılan adımların ulusal boyutu olduğu kadar uluslararası boyutu çok daha önem arz etmektedir. Bir defa Türkiye'de işte az önce mevkidaşımın ifade ettiği gibi biz 2023 yılının Türkiye'sinin İlk 10 içerisinde dünyada yer almasının kavgasını, mücadelesini verirken, bunun için dünyayı Allah pamuğu gibi atarken, koştururken, ama birileri de acaba biz Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz? Bunun gayreti içerisinde. Bunun dışarıda heveslileri olduğu gibi, planlayıcıları olduğu gibi, onların ülkemizde de bazı uzantıları var. Bu uzantılar şudur, budur filan, onları konuşacak değilim. Bunların kimler olduğunu sizler de tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz Gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu. Burada istediklerini elde edemediler. Ondan sonra şimdi yeni bir adım attılar. Ve şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme, izleme, bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa, haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa, buradaki mühendislik yolsuzlukla değil,
siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir ve bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız, bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalardı. Ama şu anda bizim kamu bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir. Ve bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutu var. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de bunun uzantıları var. Ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuymuş, bucuymuş bizi enteres etmez. Bizi enteres eden milletimizin bekasıdır, geleceğidir, aydınlık yarınların Türkiye'sidir. Burada birçok değişik şeyler söyleniyor, söylenecektir. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar, şunlar bunlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık. Bunları ne yazık ki başta daha önce biliyorsunuz bu ülkede biz 28 Şubatları medyayla gördük. Medyanın kendi içindeki organizasyonlarıyla gördük. Onlar o karanlık işleri çevirdiler. Daha sonra bunlara biliyorsunuz bazı STK'lar karıştı. Hani o beşli çete diye ortaya çıkan gruplar. Bunları yaşadık. Biz bunlara yabancı değiliz. Şimdi bunun değişik bir versiyonu yine aynı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla biz gereken çalışmayı gerektiği şekliyle yapacağız. Ve bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması vesaire bu konularda da tabii ki onlar bu atılan adımlar neticesinde hassasiyetleri ortadadır. Bunlar şahsımca da malumdur. Biz gereken neyse onu zaten aramızda görüşür. Gerekeni gerektiği anda yaparız. Yani bunu ana muhalefet partisi veya yavru muhalefet partisi istiyor diye değil. Onların biz cemaziyel evvelini çok iyi biliriz. Onların cemaziyel evvellerindeki kirlilikleri çok iyi biliriz. Ve onların kirlilikleriyle bu ülkenin ne hale geldiğini, delikli kuruşa muhtaç olduğunu çok iyi biliriz. Şu anda tabii çok farklı bir Türkiye'yi gördükleri için böyle kuru sıkı atıyorlar. Hele hele 5 yıllık iktidara tahammül edemeyen, daha 3,5 yılı dolunca bırakıp kaçanları da biz çok iyi biliyoruz. Ve dile sığmayacak ifadelerle, zaten isimlerini ağzıma almayacağımı daha önce de söylediğim için gene almayacağım. Ama onların ne olduklarını milletimiz çok iyi biliyor. Ve vakti saati geldiğinde şurada fazla kalmadı. 30 Mart'ta gereken cevabı gerektiği şekilde milletim kendilerine verecektir. Ama bu at çamuru tutmasa iz bırakır mantığı evelallah bize tutmayacaktır. Çünkü bizim her zaman söylüyorum, namazımızdan şüphemiz yok. Abdestimizden dolayısıyla namazımızdan da biz şüphe etmeyiz. Ve burada tabii birçok şeyleri de farklı şekilde algılama olayı ve milletimizin algısını değiştirme gayretleri var. Onlar da nedir? Yapılan birçok olumlu faaliyetleri olumsuza dönüştürme gayretleri var ki bunlarda da yine aradıklarını, beklediklerini bulamayacaklar. Bu arada şunu da söylemek durumundayım. Bazı medya gruplarında geçen emniyetteki yapılan değişikliklerle alakalı olarak, evet, emniyette yapılan değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle orada kendilerinin
bir defa bir tasarrufudur ve bu tasarrufa yetkisi vardır. Valilerimiz de bu tasarruflarını kullanmışlardır. Bu çok daha farklı illere aynı şekilde sıçrayabilir. Dedim ya, nerede buna benzer şeyler varsa gereğini anında başta valilerimiz olmak üzere, bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız anında yapacaklardır. Çünkü bu iş anlaşılıyor ki böyle bir siyasi noktadaki mühendisliktir. Biz böyle bir mühendisliğe fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much.